Geçen hafta tabii çok yoğun, üzüntülü, stresli bir haftayı geride bıraktık. Bursa maçı, sonrasında yaşadıklarımız, ondan sonra Balıkesir deplasmanında kazanılması zorunlu bir karşılaşmayı oynadık. Allah'a şükür kazandık. Tabii ki sonra bir hedef koyduk. Kalan 3 maçımızı da inşallah 9 puanla bitirip en azından ligin bundan sonraki ilk devrinin son kısmında puan kaybı yaşamayalım. Ve şunu da hafta içi basın toplantısında söylemiştim. Yani alınacak 9 puan 3 maçta. Boluspor, Ankaraspor ve Adanaspor maçlarında alınacak 9 puan inşallah bizi ligin ilk 3 sırasına taşıyacak. Daha da iyi bir şey olabilir, sıralamada yer edinebiliriz. Bunu da söylemiştim. Ve amacımız her ne şekilde olursa olsun kalan bu 3 maçı ki ilki Boluspor maçı olmak üzere kayıpsız geçmekti. Tabii bugün maçın zor olacağını biliyorduk. Çünkü Boluspor lige kötü bir başlangıç yaptı ama sonra antrenör değişikliğiyle gerçekten çok önemli bir çıkış yakaladılar. Son 5 maçta 10 puanlık bir başarıları var. Geniş bir kadroya sahipler, iyi de kadroları var. Bugün maçın zor olacağını biliyorduk. Ki zor da oldu. Ama zor olurken de arada tabii yine geçtiğimiz haftalardaki sıkıntılarımız hortladı. Yani yine bugün çok net gol pozisyonlarımız vardı. Maalesef onları kaçırdık. Bazılarında şanssızlık ama bugün maçı daha erken de koparabilecek ve daha rahat hale getirebilecek pozisyonları da aslında ürettik. Maalesef ama yine 95. dakikaya kadar taraftarımıza sıkıntılı bir maç izlettik. Ama olsun, bugün kazanmak önemliydi. Ki bundan sonraki iki maçımızda da yine aynı şekilde 3 puanla ayrılıp ondan sonra devre arasında gerekli takviyeleri yapıp inşallah sakatlarımızın da katılmasıyla Samsunspor olarak çok daha iyi bir takım olmayı hedefliyoruz, planlıyoruz. Çalışmalarımız da bu doğrultuda devam ediyor. Yani ben oyuncularımıza mücadelelerinden dolayı teşekkür ediyorum. Boluspor'u tebrik ediyorum. Onlara da başarılar diliyorum. Tabii önemli bir şey söylemek istiyorum. İşte bir tarafta burada uğraşırken, mücadele ederken, işte kazanalım diye işte savaşıyoruz, birbirimizle kavga ediyoruz. İşte bir maç kaybediyorsun, kıyamet kopuyor. Herkes çok haksız bir şekilde üzerlerimize geliyor. Millet tabii alınacak galibiyetle kendinden geçiyor. Mağlubiyetle işte hayatın sonuymuş gibi böyle enteresan bir psikolojiye giriyorlar. Hiç gerek yok. İşte sahaya çıkarken karşıda 3 tane çok güzel insanın resmini gördük. Bir tanesi Mustafa abimiz, Erkan Ata abimiz, canımız, ciğerimiz. Hem şehrimiz için hem Samsunspor için çok önemli bir insanı kaybettik. Yani üzüntüsünden tabii hakikaten çok üzüldük. Kemal abi, Kemal Dikman abi bizim de antrenörümüzü yaptı. Hem Beşiktaş için hem Türk futbolu için çok önemli bir insandı. Yani onu kaybettik, onun üzüntüsünü yaşadık. Adem abi hakeza öyle. O da çok sevdiğimiz bir abimizdi. O da Samsunspor için, Beşiktaş için, Türk futbolu için çok önemli bir şahsiyetti. İşte geldiler, hakkın rahmetine kavuştular. Gittiler. Hayatta geliyor geçiyor. O yüzden çok fazla böyle birbirimizi kırmaya, birbirimizi üzmeye, birbirimize kötü sözler söylemeye hiç gerek yok. Hayatın bir gerçeği de orada duruyor. O yüzden ben hepsine Allah'tan gani gani rahmet diliyorum. Mekanları inşallah cennet olur. Yakınlarına, tüm spor camiasına Allah sabırlar versin diyorum. Ve sözlerimi de böyle noktalıyorum. Ya şimdi bizim yapmamız gereken bir iş var. O da kendi üzerimize düşen işi istediğimiz şekilde bitirebilmek. Yani ne var şimdi? 2 tane maç kaldı. 2 maçtan 6 puan alacağız. Ondan sonra da rakipler ne yaparsa yapsın. Yani onlara çok fazla uzanma şansımız yok ama üst sıraya baktığımız zaman şöyle işte şimdi Adana Demirspor Tuzla oynuyor. Birazdan Giresun Altınordu oynayacak. Haftaya yani diğer
üst taraftaki rakiplerimizin hepsi birbirleriyle oynayacaklar. O bir avantaj gibi gözüküyor bizim için. Ama inanın çok fazla orayla da ilgilenmiyoruz. Yapmamız gereken iş şu. Her ne şekilde olursa olsun iki tane maçımızı kazanıp 6 puanı hanemize yazdırmak. Ligin ilk devresini 33 puana, Samsunspor'u 33 puana taşıyarak orada bitirmek. Ondan sonrasına çok fazla bizim uzanma şansımız yok. Sonrasına da bakacağız. Ama ben hafta içi de söyledim. Biz eğer Bolu maçıyla beraber 3 maçtan alacağımız 9 puanla inşallah sezonu belki birinci, belki ikinci, en kötü üçüncü, birinciden de 1 ya da 2 puan arkada üçüncü bitiririz. Yani onu öngörebiliyorum. Bugün kararı aldı. Şimdi tabii bu konuda biraz şöyle rahatız. Bizim yaklaşık 18-20'ye yakın oyuncumuz zaten COVID oldu. İnşallah yeterli antikor üretmişlerdir. Bundan sonraki süreçte tekrar hastalığa yakalanmazlar. Öyle bir şeyimiz var. Tabii kimsenin yakalanmasını istemiyoruz. Yani sonuç itibariyle sağlık her şeyden önemli arkadaşlar. Yani sağlık alınacak bir galibiyetten, 3 puandan, olunacak şampiyonluktan, kaldırılacak kupadan çok daha önemli. Kimse hastalanmasın. Ama tabii ikinci yarıda da gerekli tedbirlerimizi alacağız. Kadroda sayısal anlamda yeterliliğimizi, hatta başkanımızın tabiriyle sigorta diye birkaç tane daha oyuncu ekleyeceğiz. Yani şey olarak yapılacak transferlerin üzerine. Yani federasyonun kararı da yani inşallah bu sebepten dolayı takımlar mağdur olmasın. Benim dileğim bu.